konuşmalarını yapmak üzere TEDx'ten Sevgi Serkan Kırmızıgül bizlerle birlikte almışlardı. Sevgi Kırmızıgül sahnede. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba, buyurun. Tekrar ayağınıza sağlık. Çok güzel bir kalabalık var gerçekten. Ben Ankara'da yaşıyorum. Eski McAfee çalışanıyım. TEDx ismini hala bilmeyenler olduğunu konuşmalarımızda birebirlerde görüyorum. McAfee ve FireEye firmalarının birleşmesi sonucunda ortaya çıkan yeni marka isim olarak açıklayabilirim. Ama özellikle X kısmı kritik. Aslında bir XDR'a vurgu hikayesi var burada. TEDx'in oluşma hikayesi aslında XDR platformuna yapılacak yatırımlar ve gelecekle ilgili. Bugün de aslında sunumumu güvenlik operasyon merkezlerindeki temel birkaç sorunun XDR ve yapay zeka ile nasıl giderileceği ile ilgili bir temele oturttum. Aslında çok yakın bir gelecek burada, özellikle buradaki sorunları giderir nitelikte olacak. Bazı kavramsal kavramları da açıklayacağım bu noktada. Bence enteresan bir gelecek bekliyor bizi bu noktada. Şimdi TEDx olarak siber güvenliğin döngüsünü 4 ana başlıkta biz tanımlıyoruz ve açıklıyoruz. Bunlardan ilki özellikle buluta doğru olan değişim ve pandemiden sonraki uzaktan çalışım hikayesinin, ki İstanbul'da ben müşterilere gittiğim zaman hala çok görüyorum, hibrit çalışım çok yoğun kullanılıyor, özellikle finansta. İnsanlar ofislere neredeyse gitmez durumdalar. Burada bizim bildiğimiz o kurumsal on-prem yaklaşımların ötesinde farklı bir çalışım şekli ve dizaynı ve siber güvenlik tehdit problemleri ortamı hasıl olmuş durumda. Diğer bir konuysa özellikle bu fide yazılımlarındaki artış, kurumların sadece uyumluluk kurallarına dayalı bir güvenlik dizaynı yapmasıyla bertaraf edilemez hale geldi. O yüzden burada ciddi bir problemimiz var. Sektör problemi var. Özellikle güvenlikle ilgili yetişmiş, tecrübeli eleman sıkıntısı şu anda sektörün en önemli sorunlarından biri. Ben sonuçta global bir firmada çalışıyorum, yurt dışına bağlıyım. Diğer ülkelerde de aynı durum var. Yani yaklaşık sektörde şu anda 1,5 milyon siber güvenlik uzmanı istihdama açığı var. Ve bu sürekli artıyor. Dolayısıyla kurumlarımız için yetişmiş eleman barındırıp bunları özellikle güvenlik operasyon merkezlerinde istihdam etmemizle ilgili ciddi bir problemimiz var. Diğer bir konuysa çok fazla ürün kullanılıyor ve düzinelerce bu sürekli artıyor. Ve özellikle bu siber güvenlik tarafında konsolidasyona ihtiyaç var. Benden sonra adaşım Serkan sanırsam bu konuyla ilgili sunum yapacak. Gartner buraya ciddi vurgu yapıyor. Artık konsolide et, basitleştir ama daha aktif bir çözüm üret vurgusu yapıyor. İşte bu noktada aslında bahsedilen bu konularla ilgili 2011 yılında Gartner bununla ilgili bir metodoloji açıkladı. Extended Detection Response olarak geçiyor. Aslında yapılan konu, SOC'larda çalışan elemanların çok daha çok uzman insanlar olmasa dahi oluşan tehditleri hızlıca anlayıp bunları engelleyebileceği, tespit edebileceği ve müdahale edebileceği bir ortamın yaratılması gerekiyor. Bunun için de siber güvenlikte kullanılan uç nokta, network, veri güvenliği, aklınıza gelecek tüm ürünlerden gelen sinyaller, loglar, alarmlar, veriler bir analitik engine tarafından işlenip basitleştirilip tek bir ekranda aslında analistin işinin basitleştirildiği bir dünyaya doğru evrimleşiyoruz. O yüzden tüm üreticilerde mutlaka bu kavramları duyuyor olursunuz. Şimdi siber güvenlikle ilgili tehdit tespiti noktasında ilk başlarda bu tarihçenin
IOC'lere güveniyorduk bilinen tehditler açısından. Daha sonra biraz daha sofistike ataklar geldikten sonra davranış analizi önemli bir kriter olmaya başladı tespit açısından. Burada da son kullanıcıların ya da sistemlerin, proseslerin olağan dışı hareketlerinin incelenmesi tespit noktasında kritik bir önem arz etti. Fakat yapay zekanın devreye girmesiyle birlikte analitik ve makine öğrenimi burada bir devrim yarattı. Bazı kavramlar var. Yani örneğin işte burada bu analitik engine'ler ya da makine öğrenimindeki bazı matematiksel modeller tespit noktasında şu anda hala önemli bir yer tutuyor. Yani örneğin bir executable'ın çalışabilir bir dosyanın gerçekten zararlı olup olmadığını anlamak için arkada binlerce çalışabilir dosyanın incelenip istatistiksel modellerin çıkarılıp olası bir malware'de aradaki istatistiksel farkların tespit edilip buna göre karar verildiği bir matematiksel model dizaynı var mesela makine öğrenimi kısmında. Ya da tipik korelasyonlar, impossible travel demiş bizimkiler. Mesela bir kişinin aynı anda farklı iki noktada olup zararlı bir iş yapması imkansız. Bunu tespit edecek bir korelasyon dizaynı veya log analizi ile bunların tespiti mümkün olabiliyor. Fakat geldiğimiz noktada özellikle doğal dil analizine ve yaklaşımına dayanan GPT teknolojisi yeni bir gelecek bize vaat ediyor. Özellikle arkasında Natural Language Processing dediğimiz, NLP dediğimiz bir altyapıyla geliyor bunlar. Bu aslında sistemin, insanın makine tarafından konuşmasını, anlaşılması, okunması ve yorumlanması üzerine dayalı bir teknoloji. Zaten ChatGPT hepimiz kullanıyorsunuz ama arkasındaki yapay zeka teknolojisinin altında NLP dediğimiz bu tür ek teknolojiler var. Şimdi birden fazla yapay zeka teknolojisi var ama generatif dediğimiz üretken yapay zeka GPT'nin temelini oluşturuyor. Bu sürekli öğrenen bir altyapı. Öğrendiklerinden de çıktı üretip metin üreten bir altyapıdan bahsediyoruz. Arkasında da large language model dediğimiz bir özelliğine sinir ağı ve yapay zeka altyapısı kullanılıyor bu noktada. Bu GPT'nin ana temellerini oluşturuyor. Nasıl çalıştırıyoruz? Çoğunuz biliyorsunuz aslında. Hazır tool'lar var, API'ler var. Ürünlerde kullanmak için SaaS versiyonları var veya on-prem'de kullanmak için bazı üreticilerin sağladığı tool'larla bunları yapmamız mümkün. Şimdi large language model de aslında sistem çok büyük veri içinde, big data içinde analiz yapıp bunlarla ilgili sonuç ve karar alabiliyor. Bu çok önemli bir şey. Bu sistem aynı anda örneğin Common Crawl dediğimiz 50 milyar web sitesinin olduğu bir veri tabanına ulaşıp veya Wikipedia'da 50 milyon yanlış hatırlamıyorsam sayfa varmış. Bu bilgilere erişip bunlarla ilgili ilişkilendirmeleri yapabilen bir altyapıya sahip. Altında bu model var. Mesela bu çok bizi ilgilendiren bir örnek. Siz bir soruyla bu text dosyası içinde hangi adreslerin kötü niyetli olduğunu soruyorsunuz. Geçmişe dayalı analizler ve şu anki duruma istinaden size bunlarla ilgili hangi IP'nin aslında zararlı olduğunu size hemencecik söyleyebiliyor. ChatGPT'yi hatırlayın. Tamam, son birkaç cümle. Tabii ki. Şimdi bu yapay zeka örneklerinde gördüğünüz gibi eğer biz bu sistemi SOC tarafında playbooklarımıza entegre edersek aslında SOC analistlerinin de işlerini çok rahatlatıyor olacağız. Çünkü SOC analisti çok uzman bir kişi olmasa da karar verme, analiz ve bunları otomatize etme noktasında bu yapay zekanın altyapısını kullanıp çok hızlıca tehditlere cevap vermesini
önü açılıyor. Bununla da kalmıyor, analistin bir sonraki adımlarda ne yapması gerektiğinin de raporu size sunulabilir. Yani bu hani bir tehdit bulundu, bununla ilgili yapılması gerekenler var ama bir sonraki adımda da next step'ler noktasında da sizi yönlendirebiliyor. Burada örnek var, siz bir yapay zeka altyapısına soru soruyorsunuz. Bu sorunla ilgili yapay zeka size bunun derecesinin neden artırılması gerektiğini örneğin sebepleriyle açıklayabiliyor. Şimdi TRX, XDR platformu bu anlamda açık mimarisiyle, entegrasyon büyüklüğüyle ve kendi LAN3 modelingiyle bence sektörde şu anda önemli bir yol kat eder durumda ve gelişim devam ediyor. Burada dikkat edilmesi gereken bir konu, son kullanıcıların, daha doğrusu SOC'ta çalışan analist çok uzman olmasa bile, çünkü bazı analistler yapay zeka ne soracağını bilmeyebilir. Bu senaryoda da sistem, learning mode dediğimiz kısımda sizi yönlendirebiliyor. Yani ne yapmanız gerektiğini söylüyor. Kısaca baktığınız zaman tehditlerin hızlıca analizi ve tespiti ve müdahalesi noktasında yeni bir gelecek bekliyor hepimizi ve ürünler de buraya evrimleşmeye başladılar. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim.